6'da buluşalım, birliğimizi konuşalım. Programının bu bölümünde de burada Abdullah Erkan kardeşimiz, Madon'un sahibi, o kardeşimiz bizi misafir ediyor. Kendilerine, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bundan bir öncekini de Roberts kafelerin sahibi olan Türkiye Distribütörü aynı zamanda Abdullah Erkan kardeşimiz de aramızda. Ona da teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Allah böyle güzel dostlarımızı bizden ayırmasın, bu birliğimizi inşallah bozmasın. Meseleler çok. Anadolu'nun ne olduğunu hepiniz iyi biliyorsunuz. Anadolu demek bir kere birlik demek, kardeşlik demek, örf demek, adet demek, gelenek demek, kültür demek. Bizim zaten kısa adı AB olan birincisi Allah'ın birliği. Allah'ın birliği olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. İkinci AB ise aile birliği. İşte en güzel tablo burada. Ailelerimizin olmadığı yerde bizlerin var olma şansı yok. Üçüncü AB ise akıl birliği. Aklımızı birleştireceğiz. Birbirimize danışacağız. Birbirimize soracağız. Sormaya, birbirimizi arayıp sormamaya ve birbirimizle oturup konuşmamaya baka baka, dura dura işte bir ortamda şu anda dünya milletlerinin bize baktığı çatı, her şey ortada. Biz onun için diyoruz ki önce Anadolu Birliği, sonra Avrupa Birliği. Önce kendi aramızdaki sınırları kaldıracağız, sonra dünya milletlerinin bize koymaya çalıştığı sınırları takışacağız. Önce birbirimizi seveceğiz, sonra başkalarının bizi sevmesini bekleyeceğiz. Şimdi konuşacak inanın çok şey var. Ama inşallah ben şuna inanıyorum ki bu millet öyle bir millet ki, bu Türk milleti öyle bir asil millet ki, bu millet öyle bir zorluklar arasında, zorluklar altında bir sürü sorunları aşağı atalarımızdan bu yana öyle zorları başarmıştır ki bu sıkıntıları da başaracağına inanıyorum. Bunun tek çözüm anahtarı Anadolu'yu sevmek, Anadolu'dan ayrılmamak, kültürümüze bağlı olmak, örf adetlerimize bağlı olmak ve birbirimizi sevmekten geçer. O peygamber değil mi ki komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen onun ümmeti değil miyiz? Aldatan bizden değildir diyen peygamberin ümmeti değil miyiz? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyen peygamberin ümmeti değil miyiz? Ne oldu da bize? Neden ayrıştık? Neden ötekileştirildik? Neden birbirimizi yok saydık? Neden onun kaşı şöyle, saçı böyle, kafası şöyle, yok giyimi böyle? Arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin söylediği gibi Allah'ın soracağı soruları bizim sorma yetkimiz yok. Onları Allah bize soracak. Ey kulum, seni dünyaya getirdik, seni dünyaya gönderdim. Sen o dünyada ne yaptın? Bu bedenin hakkını nerelerde kullandın? Sana göz verdim, bu gözleri nerede kullandın? Sana el verdim, bu elleri nerede kullandın? Sana ayak verdim, bu ayakları nereye götürdün? Diye onu ancak Allah bize soracak. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur diyen yüce Allah değil mi? Biz ne yapıyoruz? Birini görüyoruz hepimiz esas duruşta. Emret komutanım. Bu komutanlık ancak bu halkındır. Bu halkın dışında kimse bu milletin komutanı olamaz. En büyük komutan halktır. Halkın kendisidir. Anadolu'nun insanıdır. Anadolu'yu tanımıyorsanız hiç dünya milleti olduğunuzdan emin olamazsınız. Dünyalıyım diyemezsiniz. Dünya topraklarının çıkışı, dünya insanının hareketi, bugün dünyanın çıkış noktası Anadolu topraklarıdır. Son daha bir şey söyleyeceğim. Peygamber Efendimizin dua ettiği tek topraklar Anadolu topraklarıdır. Verimiyle, insanıyla, her şeyle eşsiz topraklar Allah tarafından yaratılan bu coğrafyada yaşayan bizler buna bağlı kalmak zorundayız. Aramızda Ümit Uysal Başkanım var. Biraz sonra Sayın Başkanımı da müsaadenizle buraya çağıracağım, alacağım. Ama bu arada bizleri kırmayıp gelen başta engelli kardeşlerimiz, onlar engelsiz. Onların hayatları engelsiz. O kardeşlerimize şeref verdiler, hoş geldiniz diyorum. Sivil toplum örgütleri var. Muhtarlar Federasyonu Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz burada. Bir sürü dernek başkanımız, Adıyamanlı, Kırşehirli, Yozgatlı, Tokatlı, Sivaslı, Samsunlu, Edirneli, Ispartalı, Denizlili, Eskişehirli, bütün dostlarım, bütün kardeşlerim burada. Komutanlarım burada,
siz değerli can dostlarım burada, ablalarım, bacılarım burada. Hepinize tekrar şeref verdiniz, hoş geldiniz diyorum. Afiyet olsun. Sayın Ümit Başkanım'ı buraya bir size merhaba demek için aranıza davet ediyorum. Sağ olun başkanım. Evet, çok kıymetli komşularımız, Anadolu Birliği bizim değerli başkanlarına, yöneticilerine, bütün toplumumuzun birliğine, beraberliğine, kardeşliğine emek veren bütün lider arkadaşlarımıza, başta Bedri Bey olmak üzere, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, gönüllerine sağlık. İnsanlarımızı bir arada tutmaktan, barış içinde tutmaktan, onların sevgisini, saygısını arttırmaya hizmet etmekten daha güzel hiçbir şey yok. Onun dışında ev sahibimiz Abdullah Bey'e, mekan sahibimiz Abdullah Bey'e teşekkür ediyorum ve bütün katılan komşularıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bu tabii önümüzde seçim falan yok. Bütün çalışan arkadaşlara, emek veren arkadaşlara, bizlere hizmet eden arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Önümüzde seçim yok. Dolayısıyla propaganda yapmamıza ihtiyaç da yok. Sadece şu var. Sizleri bir arada bulmuşken, hani bizim gibi kamu yararına çalışan kamu yöneticileri vergi mükelleflerini bir arada görünce onların vergilerini nereye harcadıklarını anlatmak isterler biraz. Çok sıkmadan neler yapıyoruz onu anlatacağım size. Değerli komşularım, Muratpaşa'mızdaki hizmetleri iki ana gruba ayırdık. Birisi temel belediyecilik hizmetleri, birisi sosyal belediyecilik hizmetleri. Temel belediyecilikte yol, park, temizlik hizmetleri gibi herkesin belediyecilikten ilk anladığı hizmetleri koyduk ve bina imalatlarını koyduk. Sosyal belediyecilikten de pozitif ayrımcılık yapılması gereken, mağdur, desteklenmesi gereken insanlarımıza verdiğimiz desteği ifade ettik sosyal belediyecilikleri. Asfaltta bütün Muratpaşa'mızın hemen hemen tamamının asfaltının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Şu anda %25'ini kazıdık, sıcak asfaltla yeniledik. Geliyor, doğalgazcılarla ilk yaptığımız iş onlarla anlaşmak oldu. Doğalgaz hızla yayılıyor. Doğalgazın geçtiği her yerde de asfalt kazınıyor, sıcak asfalt dökülüyor. Ve bu asfaltlar sizlerin kendi fabrikanızda piyasanın yarı fiyatına üretiliyor. 2016 yılı içinde Türkiye genelinde biz kurduk bu fabrikayı. Türkiye genelinde kişi başına en fazla asfalt döken belediye Muratpaşa Belediyesi'dir. Çöp konteynerlarımızı yer altına alıyoruz. Bunun da fabrikasını kurduk. Patenti bizdedir o aparatın. Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla sayıda çöp konteyneri üreten ve yer altına alan belediye Muratpaşa Belediyesi'dir. Uzak ara. Bizden sonra ikinci olanlar dörtte birimiz kadar yapamıyor. Öyle söyleyeyim. Bu mezbelelik boşluk alanların hukuki statülerini inceledik. Topluma büyük maliyet getirmeyenlerini parka dönüştürdük. Son iki yılda 350 dönüm alanı yeşil alana çevirdik. Onu da kendi kurduğumuz, İtalyan teknolojisiyle kurduğumuz 34 dönüm seramızda üretiyoruz bütün bitkileri. Piyasanın beşte biri fiyatına. Sizlerin parası bu ev. Sizlerin imalatı. Türkiye genelinde metropol ilçelerin içinde son iki yılda nüfusa göre en fazla yeşil alan üreten belediye Muratpaşa Belediyesi'dir. Uzak parkı. Spor salonuna başladık, bitirdik. Bir tanesini başla almıştık. %65 düzeyinde yüzme havuzu, onu tamamlayıp hizmete soktuk. Şu anda da inşaatı devam eden havuzumuz var. Bunun dışında 3 binamızın imal süreçleri devam ediyor. Abdullah Seyim çok rahmetlinin adını verdiğimiz, çok düzgün, güzel bir insandı, dürüst bir insandı. Sivil toplum önderi, Allah rahmet eylesin. Sivil toplum merkezimiz Eylül ayında bitiyor. 120 derneğimizi oraya taşıyacağız ve o merkezimizi her hafta bir derneğimize tahsis edeceğiz. Mesire ve açık panayır alanı var ortasında. Çok güzel üniteler var. Büyük bir yatırım. Yani 20 milyonun üzerinde bir paraya mal olan bir yatırım ama işte bu kardeşleşme, dostlaşma, sevgi, saygı, ilçenin birliği, kent kimliğinin oluşması, oturması o amaçlara hizmet edecek.
Avrupa'nın en büyük sivil toplum merkezi. Yeşilbahçe mahallemizde bir opera binamız var. Onun ihalesi bu ayın 27'sinde yapılıyor, Ocak ayının. O da 700 kişilik, Türkiye'nin en elit salonlarından biri olacak. İhtiyaç olan bölgede, Zeytinköy bölgemizde de Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi inşaatımız Haziran ayına kadar teslim edilecek durumda. Bunlar temel belediyecilik hizmetleri. Sosyal belediyecilik hizmetleri de 21 bin kişiye uzanan hizmetler. Son 2 yılda sıfırdan kurulmuş, Türkiye genelinde nüfusa göre en geniş tabanlı sosyal hizmetlere sahip belediyeyiz. 6 bin kişi yaşlı hizmetlerimiz var. Yaşlı evlerimizde 3500 kişi var. Engelsiz kafemiz ve doğrudan bizden engelli hizmeti alan kardeşlerimizin sayısı 6 bin civarında. 4500 kişiye meslek edinme faaliyetimiz var. Eğitim yatırımlarımız 3000 kişi. Üniversite hazırlık kursumuz, kreşlerimiz, etüt merkezlerimiz, yurtlarımız. Buralarda torpil sökmez. Buralar fakirliğe göredir. Tamamen puanlama sistemi vardır. En fakirlere verilen hizmetlerdir. Dolayısıyla böyle bir hizmette kim telefon ederse etsin, kim ne yaparsa yapsın, bir fakirin hakkını daha hali vakti yerinde birine vermemiz hiç söz konusu olmamıştır. Allah göstermesin. 21 bin kişiye uzanıyor sosyal hizmetlerimizde toplamda. Birebir hizmet alanlar dahil. Şikayetçi olduğum bir şey vardı benim vatandaş olarak. Hem vergimi ödeyeceğim, hem belediyeye işim düştüğünde tanıdık arayacağım. Bu beni çok rahatsız ediyordu. Turunç Masa denen moderasyon sistemini kurduk. Belediye hizmetlerinin merkezi moderasyonu. Yüz binlerce insanımız arıyor. Çocuğunun matematik problemini çözdüren de var. Avustralya'dan, Sydney'den arayıp buradaki villasının önündeki ağacı budatan da var. Bir tane daha söylerseniz işiniz çözülmez. Ama 444-8007'yi ararsanız çözülür. Kim olursa olsun. 48 saat içinde hizmeti mecbur tutan bir otomasyon sistemidir. Şu ana kadar 350 bin civarında arama olmuştur. Bizim yetkimizde olanı 110 bin küsurdur. Memnuniyet oranı %90'ların üzerinde. Sonuç alırız. En az 3 kez ararız. Bizi bir kez arayan vatandaşı en az 3 kez ararız. Kaydını almak için, hizmetin yapıldığını teyit etmek için ve başka bir arzusunun olup olmadığını sormak için. Yani hem vergi ödeyip hem tanıdık torpil arama devri Murat Paşa'da bitmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde konuşma yapıyordum. Geçen hafta bir arkadaşımız söz aldı. İyi tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşımız. Bana da oy vermemiş bir arkadaşımız. Söz alınca dedim ki Ali'ye bir şey söyleyecek, ters bir şey söyleyecek, bir eleştiri yapacak herhalde. Çünkü belli olmuyor insanların talepleri. Dedi ki sizin Murat Paşa bir acayip, şu meclis üyesini tanıyorum, şu meclis üyesini tanıyorum, şunu tanıyorum. Onlara söyledim, olmadı. Turunç Masa'yı aradım, hemen oldu. Çünkü şimdi arkadaşlar, hem ben vergimi ödeyeceğim, hem de vatandaş olarak işim düştüğünde tanıdık arayacağım. Bu komik bir şey değil mi? Aynı şey gibi, simsiyah görkemli arabalara biniyor ya kamu yönetimi sizin paranızla, bizim paramızla. Yani büyüdü ya, korkutacak vatandaşı. Yani çeşit. Saçma yani, bunlar benim kabul etmediğim şeyler. Kardeşleşmeye de ayrı bir önem veriyoruz. Ramazan'da 55 bin komşumuzla iftar açtık. Muharrem'de 15 bin komşumuzla lokma paylaştık. Paskalya'da da Hristiyan komşularımıza gidip çiçek veriyoruz. Bizim için insan, yaradılanı seviyoruz, yaradandan ötürü. Hiçbir sınır tanımıyoruz.